13 Mayıs Pazartesi günü sabah Van'da çok sayıda evde yapılan gözaltı operasyonuyla 55 insanımız gözaltına alındı. 14'ünden itibaren de peyderpey adliye çıkarma durumları yaşandı. Şu ana kadar adliye çıkarılan 29 kişiden 15'i tutuklandı, 14 kişi serbest bırakıldı. Operasyonun gerekçesi 31 Mart seçim sonucunda yaşanan mazbata krizinden kaynaklı toplantı gösteri kanununa muhalefet, kamu malına zarar benzeri durumlardan gerekçe gösterilerek gözaltı yapıldı. Bu gözaltılar tamamen intikam duygusuyla gerçekleşen gözaltılardır. Hukuka hiçbir şekilde uymayan gözaltı yöntemleriyle gözaltına alındı. İfadeye çağrılıp kendileri ifadeye gidebilecek durumda iken ne yazık ki yapılan işte gözaltı operasyonuyla çok sayıda insanımız gözaltına alındı. Gözaltı esnasında çok ciddi anlamda insan hakları ihlali yaşandığı, hukuksuzlukların yaşandığı, ailelerden aldığımız bilgiler, aileyi tehdit etme, kapı pencereleri kırma, çocuklara dönük şiddet ve benzeri birçok olayın yaşandığını ailelerimiz bize aktarımlarda bulundu. Bu yaşanan aslında AKP iktidarının gelmiş olduğu, hukuksuzluğunun gelmiş olduğu son evresidir. Açıkçası çok kabul edilebilir bir durum olmadığını, bu intikam duygusuyla yaklaşılarak insanlarımıza bu haksızlığı ve hukuksuzluğu yaşatmaları siyasi parti olarak da kabul etmediğimizi ifade etmek istiyoruz. Onun için insanların kendi demokratik tepkilerini ortaya koymasına herkesin tahammül etmesi gerektiğini, zaten 31 Mart seçim sonucunda halkın iradesinin açığa çıkarmış olduğu sonuca herkesin saygı göstermesi lazım. Bunu farklı oyun ve yöntemlerle özellikle mazbatayı gasp etme anlayışı Yüksek Seçim Kurulu tarafında aslında engellendi. Toplum tarafından sevinçle karşılandı. Buna tahammül edilmesi gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Yaşanan bu gözaltılarının hukuksuz olduğunu, adil olmadığını, gerçekten mevcut kanunlara göre, mevcut anayasaya göre şiddet içeren, şiddete varan bir şey olduğunu, işkenceye dönen bir anlayış olduğunu bir kez daha burada kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Gerçekten özellikle hukuk kurumlarının, Türkiye Barolar Birliği'nin, insan hakları kuruluşlarının, tüm siyasi partilerinin bu anlamda tepkisini ortaya koyması gerektiğini, belki bugün özellikle emniyette işkenceler yoktur ama yapılan gözaltılarda ortaya konulan muamele tamamen bir işkence olduğunu, uluslararası hukukta suç olan, Türkiye'deki mevcut kanun ve yasalara göre suç olan işkence yaşatılmıştır insanlarımıza karşı. Bu anlamıyla bu hukuksuzluğa son verilmesi gerektiğini, gözaltındakilerin derhal serbest bırakılması gerektiğini, tutuklanan insanlarımızın da bırakılması gerektiğini buradan bir kez daha çağrısını yapıyoruz. Özellikle AKP hükümetini de, kolluk kuvvetlerini de hukuka uymalarına çağrıda bulunuyoruz. Bu aslında Van'da son kaç yıldan bu yanadır valilik tarafında sürekli etkinlik yasağı getiriliyor. Bu da şunun göstergesi aslında, yani insanların kendi demokratik haklarını, kanunda olan haklarını kullanmasını engellemeye dönük aslında gün gittikçe yaşamı zorlaştıran bir uygulama. Yani bugün de özellikle dün akşamdan bu yana alınan 4 günlük yasak, etkinlik yasağı şunu gösteriyor ki artık gerçekten insanlara bu anlamıyla çok ciddi anlamda bir gözdağı verme durumu yaşanıyor. Bu da çok hukuka uygun değildir. Van halkı bu ülkenin yurttaşlarıdır. Bu ülkede özellikle vergisini veren yurttaşlardır. Bu anlamıyla farklı bir muameleye tabi tutulması açıkçası bu ülkede hükümetin gerçek anlamdaki politikasını, anlayışını ortaya koyuyor. Her defasında Van halkına karşı sürekli etkinlik yasağını getirerek, bu tehditte bulunarak bu halka farklı bir gözle bakılma anlayışıdır. Biz de bunu kabul etmediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Sonuçta Van halkı sandığa gitti. Bu ülkenin kanunları çerçevesinde yapılan bir seçime iradesini sandığa yansıttı ve sonuç bu oluyor. Herkesin bu sonuca saygı göstermesi lazım. Aksi takdirde bir bütün olarak bu hukuksuzluğa yol açacaktır. Bu insanların iradesini tanımamaya yol açacaktır.
bu antidemokratik yöntemlere yol açacaktır. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Bu açıdan da başta Van Valiliği, İçişleri Bakanlığı'nı ve AKP hükümetini bu konuda bu uygulamalarından vazgeçmeye çağırıyoruz. Van halkı onurlu bir halktır. Duruşunu ortaya koymuştur. Herkesin de bu duruşa saygı göstermesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz.